Evet sevgili Atatürk evlatları, tam bağımsız Türkiye sevdalıları. Bugün 23 Mart Salı, geçen haftanın gündemini değerlendireceğiz. Biliyorsunuz bir iki haftadır beraber olamadık. Dolayısıyla böyle gündemleri farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışacağım. Ato İstanbul TV'ye abone olmayı unutmayın. Kanalımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyoruz. Atatürk Atabey Türk Ocakları İstanbul Kadıköy Şubesi'nden tekrar merhabalar diyoruz. Evet, geçen hafta Türkiye'nin gündemi bayağı yoğundu ve bu hafta başına da sarktı. Öncelikle İstanbul Sözleşmesi görüşüldü. İşte sözleşmenin rafa kalktığı, kaldırıldığı Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandı. Buna muhalefet sert tepki gösterdi ve onlar da karşı hataya geçip özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Danıştay'da dava açacağını söyledi. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili Atatürk evlatları ve tam bağımsız Türkiye sevdalıları. Öncelikle insanların veya kurumların davranış şekillerinden düşünceleri ortaya çıkıyor tabii ki. Ama Türk milletinin gözünden kaçırılan şeyleri ben bu İstanbul Sözleşmesi meselesinde anlatmaya çalışacağım. Özellikle geçen hafta Cuma, Cumartesi günü, Pazar gününden itibaren bu konuda sosyal medyada da karşı cepheler hemen oluştu. Ben bir üçüncü cephe açıyorum. Ne karşı cephe, ne bunun kaldırılan, yani bu sözleşmenin kaldırılan cephe tarafında değiliz. Gerçeklerin tarafındayız. Dolayısıyla bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti 2002 senesinde zannedersem kuruldu ve 2002 senesinin Kasım'ında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iktidara geldi. Ve o zamanki mecliste biliyorsunuz daha önceden 4 partiden oluşan meclis 2003 senesinde AKP ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden oluşmaktaydı ve yeni bir meclis teşekkül etti. Ve o meclisin doğrultusunda yaptıkları ilk iş uzun süredir sümen altında bekleyen ve 2003'ün zannedersem Mayıs'ında veya Nisan'ında olması lazım. İkiz yasaları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölünmez bütünlüğünü tehlikeye atan ikiz yasaları çıkardı. Şimdi bu ikiz yasalardan milletimizin haberi yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi adı altında bu ikiz yasalara oy veren milletvekillerinin aşağı yukarı %30'u da şu anki mecliste. Yani ondan 18 sene sonraki yine teşekkür etmiş meclisimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilinin her birinin anayasa suçu işlediğinin farkında değil. Sadece o oylamada 3 tane red veya çekimser veren milletvekillerini ismi de bizde saklı olmak üzere bir kenara ayırıyorum. O ikiz yasalara oy vermeyen veya çekimser kalan milletvekillerini 3 veya 4 kişi olması gerekiyor. Tam hatırlayamıyorum ama onların ismi bizde saklıdır. Araştıran da bulur. Öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti iktidara geldiği zaman iş buradan başladı. Çünkü ikiz yasalar hani çok karşı çıktıkları, özellikle AKP'nin veya hükümet kanadının çok karşı çıktıkları Soros var ya, Soros'un eliyle kurulan veya kurdurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerinin çoğunlukta olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve AKP iktidarında bu ikiz yasalar çıkartıldı. Yalnız bu ikiz yasalarda orada göçmenlerle ilgili bir karar vardı. Göçmenler ve etnik kimlikler yoğun oldukları yerde plebisit, yani referandum yapabilirler ve kendi haklarıyla ilgili bir takım hareketlerde bulunabilirler. Bu durumda buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti izin vermezse Avrupa Birliği veya işte NATO devletleri müdahale edebilir gibi türünden ibareler vardı. Bilmeyen açar okur. Ve bakın, bu ihanet yasasını çıkaran milletvekillerinin hepsi suçludur. Bir kere bu suçu örtmek için başka şeyleri tartıştırıyorlar millete. Ben öncelikle buradan gireyim dedim.
Daha sonra gel zaman git zaman biliyorsunuz 2006'lar, Cumhuriyet mitingleri, 2007'ler, 2008'ler, Ergenekonlar, Balyoz operasyonları, Türk ordusunun Türkiye Cumhuriyeti devletinde fayda üreten aydınların teker teker ortadan kaldırılması ve bunun bir süreci devamı niteliğinde bir geldik çözüm sürecine ve Arap Karnabaharı dediğimiz Arap Baharı'na. Arap Baharı ve Arap Karnabaharı başka bir deyişle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de içinde bulunduğu İran, Irak, Suriye, Orta Doğu coğrafyası ve diğer irili ufaklı bir sürü devletin de içinde bulunduğu ve Amerika'nın o dönemki Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın da kendisinin zikrettiği ve anlattığı gibi Büyük Orta Doğu projesinin bir planı olarak Orta Doğu 45-50 devlete bölünecek ve Orta Doğu'da kontrol edilecekti. Ve 2011 senesine geldiğimizde de gene Soros kaynaklı algı yönetimlerinde içerisinde olduğu ve Ergenekon ve Balyoz operasyonundan sonra FETÖ'nün de bizzat maşı olarak kullanıldığı, tabii ki bunun içerisinde bakın para ve din, siyaset, yani para, inanç ve siyaset, güç ve otorite dünyayı yönetiyor aşağı yukarı 300 yıldır, belki 400 yıldır. Tabii ki bunun başında para var. Onun sağ kolu siyaset, güç ve otorite, sol kolu da inanç ve din sömürüsü. Dolayısıyla bütün siyasetçiler, bütün paranın efendileri, bütün efendime söyleyeyim inanç olarak yani din adamları diyelim daha doğrusu bunu sömürü aracı haline getirmiş, güç ve otoriteyi kendine bağlamak için dini sömüren din adamları görünümünde kukla insanlar tamamen paranın sömürüsü altındaydı. Dolayısıyla ben buna şöyle diyorum. Para efendi ise rant ekonomisi terör organizasyonu var dünyada. RETO var. Bunun siyasi güç ve otorite ayağı var. Bu RETO aynı zamanda rant ekonomisi terör örgütünün, terör organizasyonunun bir parçası dedik. Bu siyasi ayağı NATO, NATO'nun gene bir ayağı var, FETÖ. FETÖ aynı zamanda din ve inanç ayağı, aynı zamanda siyaseti de etkileyen bir ayak. Ama FETÖ aynı zamanda faiz ekonomisi terör örgütü. Yani iki anlama geliyor. Bir terör örgütü, Türkiye'deki maşası, CIA'nin ve NATO'nun. Yani NATO, FETÖ, RETÖ, Türkiye ve bütün Orta Doğu ülkelerini bu 2003'ten beri ve şu günümüze kadar gelen süreçte, pandemiden sonra belki biraz hafifledi ama süreçte esir almış vaziyette. Tabii ki Türkiye'de de çok sular aktı ama özellikle bir soruna yol açan veya o sorunun maşası olan kişiler veya kurumlar o sorunu çözemez. Ben o sorunun gerçeğini ortaya koymak için biraz uzun anlatıyorum. Geldik 2011'deki Arap Karnabaharı ve Arap Baharı dediğimiz süreçten sonra Türkiye'ye dayatılan, önüne getirilen ve meclisin de tıpış tıpış kabul ettiği, tabii ki o dönemdeki hükümetin de onayladığı İstanbul Sözleşmesi'ne. Bakın, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere İyi Parti ve muhalif kanat kadına şiddet yasasını kaldırdı diye lanse ediyor olayı. Öbür tarafta işte Türk aile hayatının sadece kadına şiddet değil, Türk aile hayatının ahlak kısmını çökerttiği için biz yırttık diyor. Ama halbuki ikisi de gerçekten yırtılma nedenlerini kendileri eğer söylerlerse kendileri suçlu duruma düşecek. Neden? Ben şahsi olarak belki Atatürk evlatları sizler de hani bu konuda bilinçlendikten sonra belki sizler de karşısınız. Şahsi olarak Türkiye'ye dışarıdan dayatılan herhangi bir sözleşmesinin esasen ve usulen dayatılmasına karşıyım. Ama sözleşmenin içeriğine bakarsak orada çok sinsice bir şey var. Bilmeyen lütfen 2011'deki meclis tarafından imzalanmış aşağı yukarı 55 sayfalık sözleşmeyi okusun. Sözleşmede 3-4 tane ana başlık var. Birincisi kadına şiddet, çocuğa şiddet, taciz olayları ve bunların önlenmesiyle ilgili. Zaten bunlar oy birliğiyle kabul edilmiş. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok.
10. maddemize ve 17. maddemize anayasamızda da ve yasalarımızda da geçmiş. Sadece yasalarımızın bu anayasaya uygun olarak biraz daha caydırıcı hale gelmesi gerekiyor. Onda hemfikirim. Daha sonra tabii ki insan haklarında ilgilendirdiği için orada LGBT'liler, işte eşcinsel evlilikler, bunlara izin verilmesi gerektiğinden de kısaca bahsetmiş ve 2011 senesinde bu meclis tarafından kabul edilmiş. Ama en önemli şey, bakın 2003 ikiz yasalardan bahsettik. 2003 ikiz yasaların göçmenlerin, mültecilerin, etnik grupların haklarından bahsettiğini ve anayasamızın 1., 2., 3. maddesini, hatta 4. maddesini, ki 4. madde ilk 3 maddeyi koruyor ama kendisini korumadığı için ilk 3 maddeden bahsediyorum. İlk 3 maddeye külliyen aykırı bir anlaşmanın esas Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından büyük bir çoğunlukla kabul edilmesi, yani dayatılması. Ve 2011'de de bu sözleşmede sinsice konmuş bir madde. Bakın internette PDF olarak var. İsteyen meclis tutanaklarını, o 55 sayfalık tutanağı inceler. Onların 34, 35, 36. sayfasında ve göçmenlerle ve mültecilerle ilgili haklar kısmında 61. yani 59, 60 ve 61. maddeyi özellikle okusunlar. O sözleşmenin neden kabul edilemez olduğunu anlasınlar. Bir kere başta külliyen bir suç. 2003 ikiz yasaları da kabul etmek suç. 2011 İstanbul Sözleşmesi'ne de kabul etmek bir suç. Şimdi bu suç olan İstanbul Sözleşmesi'ni apar topar başka nedenlerle kaldırmak suçu örtmektir. Bunu AKP'ye, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine ve diğer iktidar yandaşı, tüm siyasetçileri ve parti yandaşlarına söylüyorum. Öbür taraftan 2011'de kabul edilmiş bu İstanbul Sözleşmesi'ni ve tekrar söylüyorum, mecliste 2003 meclisinde olanların aşağı yukarı %20 ila 30'u 2020 meclisinde de var, 2021 meclisinde de var. Bu milletvekillerine söylüyorum. Orada kabul ettiniz, suç işlediniz, öncelikle ikiz yasaları. 2011'de de sözleşmeyi de kabul ettiniz ve şimdi bu yasanın kaldırılmasına karşı çıkıyorsunuz. Neden kaldırmasına karşı çıkıyorsunuz? Yok efendime söyleyeyim, kadına şiddeti kaldırıyormuş diye. Külliyen yalan söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu milleti uyutuyorsunuz. Ben sevgili tam bağımsız Türkiye sevdalılarına ve Türk evlatlarına sesleniyorum. Atatürk evlatlarına sesleniyorum. 2011 İstanbul Sözleşmesi külliyen anayasamıza aykırı bir şekilde kabul edilmiş. 2003 ikiz yasalarda aykırı bir şekilde kabul edilmiş. Bundan önce imzalanan bazı yasalarımız da kabul edilmiş. Ben size bir örnek daha vereceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o yüce ve temiz ismine sığınarak ne yanlışlar yaptıklarını yine örneklerle açıklayacağım. 1949'da Fulbright Sözleşmesi yapıldı İsmet İnönü zamanında. İsmet İnönü 1963'te bu Fulbright Sözleşmesi'ni yanlış yaptığını kendi ağzıyla gazetede, röportajda itiraf etti. Ama ilk başta biz böyle düşünmemiştik dedi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli eğitimi 1949'dan beri Amerikalıların elinde ve buraya kadar aşağı yukarı 27. dönem olması lazım. 27 tane dönem milletvekili geldi o dönemden, belki 5. veya 6. dönemdir, şu anda hatırlamıyorum. Aşağı yukarı 19-20 dönemdir gelen milletvekillerinin, hükümetlerin, muhalefetiyle, iktidarıyla tüm partilerin hiçbiri hiçbir şey yapmadı ve eğitim sistemimiz ne halde görüyorsunuz? İnsanlarımızın algısı iyi eğitilmemiş, algıyı anlamayan, olayı anlamayan insanlar vasıtasıyla çok kolay manipüle edilir. Öncelikle buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, şerefli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurunu kurtarmak isteyen milletvekillerine sesleniyorum. Ve değerli ulusal devlet adamlarının ilgisine ve bilgisine diyorum. İstanbul Sözleşmesi her ne şekilde yırtılmışsa esas nedeni bu ikiz yasaların ve bu İstanbul Sözleşmesi'ndeki, özellikle o 61. maddesindeki mültecilerin kalıcı olarak burada
kalmasına, zemin hazırlamasına binaen yırtılmalıdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik yapısı Suriyeli mültecilerle ve Arap Baharı'ndan beri bombalanan 2,5 milyon ölen insan var Irak'ta. 1 milyon ölen insan var ve yerlerinden olan aşağı yukarı 7-8 milyon kişi var Suriye'de. Bu kişiler ve bu insanların haklarını düşünmüyorsunuz da bu İstanbul Sözleşmesi'nde ey Avrupa Birliği devletleri, ey Amerika, ey diyor ya herkes ey diye, biz de ey diye hitap edelim. Sevgili Türk kadını, sakın oyuna gelme. Bunlar yüzünden sokağa çıkma. Senin haklarını önce ilk başta sen ve Türk erkeği, Türk çocuğunun ve Türk kadınının haklarını ve namusunu önce Türk erkeği koruyacak. Eğer aile tarafından koruma almış bir şeyse Türk erkeği kadınına malmış gibi davranmayacak. Onun cezasını da eşi, dostu, çevresindekiler verecek. Tabii ki yasalarımız verecek. Bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının 10. maddelerinde ve 17. maddelerinde tüm insan hakları güvence altına alınmıştır. Ve insanlara yaşamını tehdit eden, efendime söyleyeyim, çocuklara taciz eden, kadınlara şiddet gösteren, aile içi aile dışı ne olursa olsun sırf aile yapısını korumak adına bu insanlara göz yumulursa bu suçlar tabii ki artar. Ha, verilen bilgilere göre Avrupa ve Amerika'daki kadına şiddet suçları Türkiye'de işlenenden nüfusu oran bazında daha fazla ama onlar bizi ilgilendirmiyor. Bize Türk ahlakı ilgilendiriyor. Bu suçlara öncelikle 24 yıl müebbet hapis hiçbir şekilde indirilmeyecek. Eğer cinayet varsa işin içinde tamamen işlenmiş ve sapıklık, cinsi sapıklık varsa ondan sonra bir iki kişiye bu suçu verip uyguladınız mı? Bir de hapishanede bunların cezası belki içeridekiler tarafından hiç bilinmeyecek bir şekilde verildi mi? Bu suçlar onda birine iner. İstanbul Sözleşmesi bu suçları işte işlenmemesi için garanti altına alan bir sözleşme değildir. İstanbul Sözleşmesi'nin 61. maddesinde özellikle ve özellikle altını çiziyorum. Bakın iktidar da bu nedenden dolayı karşı çıkmıyor. Muhalefet de bu nedenden dolayı karşı çıkmıyor. Veya bu nedenden dolayı değil, kadına şiddetten dolayı savunuyorlar. Anayasada zaten olan bir şeyin dışarıdan dayatma bir İstanbul Sözleşmesi gibi ucube bir maddeyle yapılması yanlıştır. Bir de bakın spor kulüplerinde sıçradı bu. Büyük Türk milletinin, Büyük Türk ulusunun, Büyük Türk spor veya futbol takımlarının başkanları böyle şeyleri manipüle edemez. Büyük camiaları bu şekilde kanalize edemez. Onları da şiddetle telin ediyorum. Burada isimlerini biliyorlar. O başkanın da ne olduğunu da biliyoruz. Özellikle bundan bahsedebilir mi? Türkiye'ye 5 milyon Suriyeli mülteci gelmiş. O mülteciler için Türkiye yurt dışında operasyonlar yapıyor, yer açmak için. O mültecileri vatanlarına göndermek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bakın hükümeti demiyorum, devleti demografik yapısını kurtarmak için operasyonlar yapıyor. Siz o anlaşmayla bunu, göçmenlerin geri dönmemesini garanti altına alacaksınız. Yok ya, böyle bir şey var mı? Dolayısıyla ben Levent Sekban olarak ve diğer arkadaşlarımız tam bağımsız Türkiye sevdalıları olarak bu sözleşmeye şiddetle karşı çıkıyor. Sözleşmenin kaldırılmasını olumlu buluyorum. Her ne kadar nedeni bu olmasa da bu nedeni de bu kaldırılma nedeninin bu olması gerektiğinin de örtülmesini deşifre ediyorum. Bunları örten iktidar ve muhalefet milletvekillerini, siyasi parti yöneticilerini de şiddetle kınıyorum. Bunları deşifre ediyorum. Bütün Türk milletine buradan sesleniyorum. Bir de ben size gene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Yüce Gazi Meclisimizin kuruluşunda, Gazi Meclisimizin bu konuyla ilgili örnek olabilecek yaptığı anlaşmanın Atatürk aklıyla nasıl yırtıldığını söylüyorum. Bakın, yıl 1923, Lozan Anlaşması yeni imzalanmış. Amerikalılar Lozan Anlaşması'nı kabul etmemiş.
1923'te Türkiye'yi savaşmadan ele geçiren Chester Anlaşması'nı o dönemki, bakın ikinci dönem meclis değil, 29 Ekim daha Cumhuriyet de kurulmamış, ya yeni milletvekilleri de atanmamış. Gazi Meclis'ten bahsediyoruz. O dönemdeki milletvekillerini kandırarak veya kandırarak olduğunu zannediyorum. Yani hani mandacı milletvekilleri de vardı ya o Gazi Meclisi'nin içerisinde. Biz yine hepsini bir kefeye koyalım. O Gazi Meclisi lekelemeyelim ama o Gazi Meclis bile Amerika'ya ticari anlaşmalarla Lozan Anlaşması'ndan sonra hem kapitülasyonları kaldırıp Atatürk'ün, Gazi Maraşal Mustafa Kemal Paşa'mızın o zamanki ismiyle karşı çıkmasına rağmen mecliste çoğunlukla Chester Anlaşması kabul edilmiş. 1923 Temmuz'dan sonra, yani Lozan Anlaşması'ndan sonra. Amerika Cumhuriyet ilan edildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri bu Lozan Anlaşması'nı, tabii ki bu Chester Anlaşması'nı savaşmadan Türkiye'yi ticari anlamda ele geçirdikleri için aynen bu dönemdeki Avrupa Birliği'nin Gümrük Birliği Anlaşması gibi, aynen 1838'deki Balta Limanı Anlaşması gibi, aynen işte Amerika ile yapılan bir takım gizli anlaşmalar gibi veya devletlerle veya küresel şirketlerle o dönem Gazi Meclis'te Atatürk'ün ve bazı arkadaşların karşı çıkmasına rağmen çoğunluk olmadığından dolayı mandacı zihniyet o Gazi Meclis'te bile bu Chester Anlaşması'nı kabul etmiş. Şimdi ne oluyor? Siz savaşıyorsunuz, tam bağımsızlık savaşı veriyorsunuz, tam bağımsızlık anlaşması yapıyorsunuz ve tam bağımsızlık anlaşmasından sonra Gazi ve tam bağımsız görünümlü mecliste bu tür anlaşmaları yapıyorsunuz. Ama ne olmuş ondan sonra? Atatürk 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan edildikten sonra oluşturulan yeni mecliste 1924 Anayasası'nda çıkartarak laikliği de anayasaya getirerek devletin temellerini sağlamlaştırmış ve ilk yaptığı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu, Chester Anlaşması bu mu kardeşim? Yeni oluşturulan mecliste var, yırtıyor demiş. İşte bizim de günümüzde ulusal devlet adamlarının bu akılla hareket etmesi gerekiyor. Sevgili tam bağımsız Türkiye sevdalıları, buradan sesleniyorum. İstanbul Sözleşmesi, Chester Anlaşması kadar büyük bir anlaşma olmamasına rağmen Türkiye'nin güvenliğini ilgilendirdiği için yırtılmalıdır. Belki de bu nedenle yırtılmıştır ama size siyasetçiler top çeviriyor. İktidarda, muhalefette. O yüzden hem AKP hem MHP yanlılarına sesleniyorum. Hem İyi Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de diğer partileri muhalefet olan yandaşlara sesleniyorum. Lütfen ne sağ ne sol deyin, hakka, hukuka, ahlaki değerlere ve kurucu değerlere bağlı tam bağımsız olun, ulusal olun ve bu siyasilerin gerçek yüzünü anlayınız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni ben bu şekilde anlatmak istedim. Sevgiler, saygılar efendim.